Merhaba sevgili anneler. Öncelikle ateşin yüksek olduğuna karar vermemiz için normal ateşi bilmemiz gerekir. Bizim bebeklerde, çocuklarda ölçtüğümüz ateş koltuk altından 37.5, kulaktan ve makattan ölçtüğümüz ateşin 37.8 derecenin üzerinde olmasını ateş kabul ediyoruz. Bebeklik çağında ve çocukluk çağında ateş kriterlerimiz birazcık daha farklı. Çünkü ilk 3 ay bizim için daha özel bir dönem. Onlarda mümkün olduğunca koltuk altı ve makattan ateş ölçmeyi tercih ediyoruz. Ama yeni doğum yapmış bir annenin koltuk altından ölçmesi biraz daha pratik olacaktır. Çünkü makatta annenin müdahalesi ilk günlerde onu korkutacağı için çok pratik olmayabilir. Tercihen koltuk altını tercih edelim ilk 3 ayda. Koltuk altı 37.5'in üzerinde olduğunda ateşimiz mutlaka bir bebeği öncelikle soyalım. Çünkü biz bebeklere çok giydirmeyi biraz fazla seviyoruz. Bebek üşüyeceğini düşünerek biraz fazlaca giydirdiğimiz için otomatik olarak ateşinin yükselmesine yardımcı oluyoruz. İlk önce bebeği bir soyalım, üzerini açalım, serinletelim ortamı birazcık ve tekrar bir 10-15 dakika için tekrar ateşine bakalım. Eğer bebeğimizin ateşi tekrar 37.5 derecenin üzerindeyse mutlaka bir hastaneye ulaştıralım. Çünkü ilk 3 ay birazcık daha özel bir dönem, daha kolay enfeksiyonlara yatkınlar ve birazcık daha erken müdahale edilmesi gereken bir dönem. 3 ayın üzerindeki bebeklerde 2 yaşa kadar birazcık daha rahat olabiliriz. Öncelikle yine klasik üzerini açalım, soyalım, üzerini inceltelim ve mümkünse bir ılık duş aldıralım. Ama bu çok soğuk bir suyla değil. 30-35 derecelik bir ısıdaki suyla bir duş altında ya da bir küveti doldurup bebeğimiz içine koyabiliriz. Tercihen sadece su tercih ediyoruz. Yani sirkeli su, alkollü su ve benzeri bir şeyi çocuğa temas ettirmiyoruz. Sadece ılık suyla duş aldırıyoruz. Duşu aldırdık, takip ediyoruz tekrardan ateşini. Baktık ateşimiz yükselmeye devam ediyor. 38-38.5'lara ulaştı. O zaman mutlaka bir ateş düşürücü vermek gerekir. Tabi bu sırada bebeğin genel durumu çok önemli. Eğer keyfi yerinde, beslenmesi normal bir çocuksa, aktivitesi yerindeyse, kusması, ishali, döküntüsü, bilinç değişikliği, kendinden geçmesi, uyuklaması yoksa biraz daha sakin olup bekleyebiliriz. Baktık ateş düşürücümüzü uygun dozda ve uygun ateş düşürücümüzü bebeğimize verdikten sonra genellikle 1 saat 15 dakikaya kadar bebeğin ateşi düşmeye başlar. Ama bu ateş çok dirençli, düşmüyor. 38-38.5'ların üzerinde sürekli sebat ediyor ve bebeğin genel durumundan iyi olmadığından şüpheleniyorsak mutlaka bir hastaneye ulaştırmamız gerekir. 2 yaşın üzerindeki çocuklarda birazcık daha rahat olabiliriz. Mutlaka yine klasik yöntemler üstünü açma, ortalığı serinletme, ılık duş aldırma onlar için de geçerli. Ama bakıyoruz ateşimiz düşüyor, keyfi yerinde, çocuğun aktivitesinde bir azalma yok. Kusması yok, ishali yok, oyundan herhangi bir geri kalma durumu yok, beslenmesi de yerindeyse biraz bekleyebiliriz onlarda. Yine tabii doktorumuzla irtibat halinde olmamız önemli. Eğer daha önceden takipli bir doktorumuz varsa mutlaka onu bilgilendirip onun verdiği uygun dozda ateş düşürücüyü uygun aralıklarda vermemiz gerekir. Tabii bu sırada özellikle küçük bebeklerde, anne sütü alan bebeklerde sıvı alımı yani anne sütü alımı önemli. Mutlaka bebeğimizi daha sık emzirmemiz gerekir çünkü anne sütünün enfeksiyonla savaşıcı etkisinden dolayı bebeğin iyileşmesi daha da hızlanacaktır. Daha büyük bebeklerde de su ve sıvı gıdaların alımını arttırarak bebeğimizin ateş düşmesine yardımcı olabiliriz.